daha başka anlamlar içermesi gerektiği günlerden geçiyoruz. Ülkemiz gerçeğinde artık 5 Haziran günleri çevreci mücadele günü anlamını da taşımak zorundadır. Çünkü mevcut madencilik yasası ile insanların ortak yaşam alanları korkunç çevresel felaketlerin tehdidi altına girmiştir. Çünkü tarım alanları, meralar, ormanlar, tüm su kaynaklarımız, sit alanları tamamen maden şirketleri için feda edilmiş yaşam alanlarımız, insanların ortak yaşam alanları bütün kaynaklarıyla birlikte maden ve benzeri şirketlerin faaliyet kapsamına sokulmuştur. Çünkü bütün bu uygulamalarla insanlar ve halk yok sayılmaktadır. Çünkü bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de tabiatı koruma kanunu aldatmacası altında bütün canlıların yaşam kaynağı, bütün canlıların anası olan doğa gözü dönmüş bir saldırganlık karşısında tamamen savunmasız bırakılacaktır. Vahşi madenciliğe hayır! Vahşi madenciliğe hayır! Türkiye'de hemen her yerde çevresel sorunlarla boğuşulurken insanlarımızın ortak yaşam alanları ciddi felaketlerle karşı karşıya getirilirken 5 Haziranlar artık daha başka anlamlar da içermeye başlamıştır. Çaldağ'daki maden işletmesi uygulamak istediği proje kapsamında kullanacağı 18 milyon ton sülfürik asitle dünyanın en verimli vadisini yok edecek bir tehdit haline gelmişken Gördes'teki nikel işletmesi 4 milyon İzmirli'nin suyuna zehir katacak bir tehlike saçarken 5 Haziran Dünya Çevre Günleri artık sadece yeşili sevin, ağacı koruyun gibi sözlerle geçiştirilemeyecek kadar derin ve büyük anlamlar içeriyor. Doğa biziz, Çaldağ'ı bizimdir. Doğa biziz, Çaldağ'ı bizimdir. Doğa biziz, Çaldağ'ı bizimdir. Çaldağ'da ağaç katliamları hızla devam ederken cehennem çukuru giderek korkunç bir şekilde her gün daha da fazla büyürken Gördes için cehennem kazanı yola çıkmışken çevresel tehlikeler burnumuzun dibine kadar yaklaşmışken bizler artık 5 Haziranları ancak çevreci mücadele günü olarak değerlendirmek zorundayız. Taksim'deki masum bir çevreci direnişim bile ne kadar acımasız ve gözü dönmüş bir saldırganlıkla bastırılmak istendiğine de tanık olduk. Bu nedenle tüm yurt geneline yayılan bu direniş aslında çevre canavarına karşı doğanın bir başkaldırısı ve doğanın bir öfkesidir. Ve doğa tüm insanları insanca yaşam haklarını savunmak için birliğe ve kendi çevrelerini korumak için mücadeleye davet etmektedir. Cehennem çukuru madene mezar olacak. Cehennem çukuru madene mezar olacak. Cehennem çukuru madene mezar olacak. Bu 5 Haziran gününde bizler Türkçep olarak bir kez daha söz veriyoruz ki Çaldağ'daki vahşi madenciliğe asla geçit vermeyecek, onurlu mücadelemizi Manisa Tarzanı'nın ruhunu ölümsüzleştirecek şekilde büyük bir kararlılık ve inançla maden işletmesi kapatılana kadar sürdürecek, dünyanın en verimli tarım topraklarının sülfürik asitten geçirilmesine asla izin vermeyecek ve topraklarımıza kesinlikle sahip çıkacağız. Hepimiz birer Tarzan'ız. Hepimiz birer Tarzan'ız. Hepimiz birer Tarzan'ız. Çevre canavarlığının bir ürünü olan cehennem kazanının Gördes'e gitmesine de engel olacağız. Türçep, Görçev ve Egecep, Soma, Akhisar ilçeleri
ve cehennem kazanının geçeceği bütün güzergah üzerinde bulunan tüm ilçelerdeki sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle el ele vererek cehennem kazanının gördese sokulmasına karşı da direniş içinde olacaktır. Cehennem kazanına geçit yok. Cehennem kazanına geçit yok. Cehennem kazanına geçit yok. Bu nedenle bizler TÜRÇEP olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün ülkemiz gerçeğinde çevreci mücadele günü anlamı taşıdığını bir kez daha vurgulayarak tüm insanları çevre canavarına karşı mücadeleye davet ediyoruz. 5 Haziran günleri tüm çevreciler ve yaşam savunucularının, tüm insanlarımızın yaşam hakkı için çevre mücadelesinde saflarını daha da sıklaştırması, çevresel tehditlere karşı mücadele azmini daha da yükseltmesi gereken gün olarak değerlendirilecektir. 5 Haziranlarda insanlarımız insanca yaşam hakkını daha da gür sesle haykırmalıdır. Çünkü görüldüğü gibi artık bizim gerçeğimizde, günümüzde insanca yaşama hakkı, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkını da içermektedir. Yaşasın Çaldağ'ı direnişimiz! Yaşasın Çaldağ'ı direnişimiz! Yaşasın Çaldağ'ı direnişimiz! Ve sonuç olarak sözlerimizi şöyle bir vurgulama yaparak bitirmek istiyoruz. 5 ağaç için doğanın öfkesi ve baş kaldırışının da yaşandığı bu günlerde bu yılki 5 Haziran tarihinin Kandil Gecesi'ne de rastlaması ne kadar anlamlı. Doğa bir başka mesajı daha bize bu ince mesajla veriyor gibi sanki. Tüm vatandaşların kandilini de bu vesileyle kutluyor. Gündüzü de gecesi de bu kadar anlamlı bir günün akşamında şöyle haykırıyoruz. Yaşasın bütün dünya insanlığı için verdiğimiz Çaldağ direnişimiz. Yaşasın tüm dünya için verdiğimiz Çaldağ direnişimiz. Teşekkür ederim. Madenciler, madenden anlayan kimya mühendisleri, sadece Türkiye'de değil, dünyada ne kadar varsa, yerel yönetim hep beraber gelsinler bize, madenin doğruluğunu ispat etsinler, bize cihat versinler, biz ondan sonra çekilelim kavumuza. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler, mutlu kandiller, mutluluklar, oğlumuzla, çocuğumuzla sağlıklı günler dilerim. Yaşasın!